Necati Şaşmaz. Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı Muhammed Necati Şaşmaz ya da bilinen adıyla Necati Şaşmaz. 15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Abdülkadir ve Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Necati Şaşmaz varlıklı bir aileden gelmektedir. Raci Şaşmaz ve Zübeyir Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Amcası ise MHP eski milletvekili Tahir Şaşmaz'dır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan 11 Eylül saldırısı nedeniyle uçağa Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bu kararı Necati Şaşmaz için bir milat oldu. Necati Şaşmaz, hayatını Türkiye'de devam ettirme kararı aldı. Hayatını Türkiye'de devam ettirmeye başladığında ilk olarak sigortacılık işine el atan Şaşmaz, kısa süre sonra ünlü yapımcı Osman Sınav'la dizi görüşmesinde bulundu. Necati Şaşmaz için bu görüşme ve akabinde işin onaylanması, resmi manada oyunculuk kariyeri için bir serüvenin başlangıcı oldu. Öyle ki Kurtlar Vadisi projesine başladıktan sonra artık Türkiye ve yakın arkadaşları dahil herkesin dilinde Şaşmaz'ın adı hayali karakter Polat Alemdar olmuştu. Kurtlar Vadisi projesiyle hayatı tam anlamıyla değişen Şaşmaz, yaptığı bir röportajda "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar. İstanbul'da herkes Polat diyor." sözlerini dile getirdi. Bu süreç içerisinde askerlik zamanı gelen Şaşmaz, askerliğini 28 gün bedelli olarak Kütahya'da yaptı. 2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde Polat Alemdar karakteriyle rol aldı. Filmin hikayesi Kuzey Irak'ta gerçekten yaşanmış bir olay olan Çuval Hadisesi'ni konu alıyordu. Necati Şaşmaz bu filmle 4 milyonun üzerinde gişe yaparak rekor kırdı. Kurtlar Vadisi'ne farklı kanallarla da devam eden Şaşmaz, 2011 yılında Kurtlar Vadisi Filistin filminde başrol oynadı. Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı saldırıları konu alan bu filmde Polat Alemdar karakterine yine can verdi. Ancak bu film Kurtlar Vadisi Irak filmi kadar başarı sağlayamadı ve 2 milyon gişe yaptı. Türkiye'deki kariyerine Kurtlar Vadisi dizisiyle aralıksız devam eden Şaşmaz, birçok ünlü oyuncuyla da bu dizide rol aldı. Uzun süre gündemin en başında yer alan, özellikle mafya sahneleriyle gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi dizisi, Sharon Stone ve Andy Garcia'nın da rol aldığı bölümle uzun süre gündemde kalmayı başardı. Şaşmaz, 2012 yılında TRT'de yayınlanan Kurt Kanunu adlı dizide konuk oyuncu olarak Enver Paşa rolünde oynadı. Necati Şaşmaz, Türkiye'deki ilk birlikteliğini 2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk'le yaşadı. Daha sonra 2010 yılında Nur Fettahoğlu'yla birlikte olmaya başlayan Necati Şaşmaz, 2012 yılında Nur Fettahoğlu'ndan ayrılarak kısa bir süre içinde 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagihan Kaşıkçı'yla evlendi. Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. Hükümete yakın olmasıyla bilinen Necati Şaşmaz, 2013 gezi olayları sırasında hükümetin çözüm arayışına girmesiyle hükümet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş, Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte yer almıştır. Necati Şaşmaz'ın bu toplantı sonrası yaptığı açıklamaları bazı kesimler tarafından anlamsız bulunmuş ve sosyal medya tarafından tepki toplayarak uzun süre gündemi meşgul etmiştir. Necati Şaşmaz, 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu çenesinde oluşan kırıklar sonrası ameliyat edildi. 2003 yılından bu yana devam eden bu dizide Gürkan Uygun, Ali Sürmeli, Oktay Kaynarca gibi yüzlerce oyuncu rol aldı. 15 Temmuz darbe gecesi kalkışması öncesinde Kurtlar Vadisi darbe ismi için patent başvurusu yapan Panafilm hakkında şikayet üzerine soruşturma açıldı. 2016 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Erdoğan isimli mezar sahnesiyle sıkıntılı günler yaşayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'ni yayınlayacak kanal bulamamıştır.
Necati Şaşmaz'ın içerisinde ilahi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Şaşmaz, yaşadığı duygularını şiire aktardı. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilahi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise Akş ismini verdiği bir kitapta toplamıştır. Ancak şiirlerinin birkaçı dışında hiçbirini ortaya çıkarmamıştır. Şaşmaz son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı haberleriyle gündeme gelerek hayranlarını heyecanlandırmıştır.